Bugünkü sunumumuzun başlığı bilinç ve bellek aslında ama oldukça hem geniş hem ayrıntılı bir konu. O yüzden bunu birkaç sunum halinde yapmamız gerekecek. Biraz bilincin, beynin, ruh ve bedenin tarih boyunca hem felsefi olarak hem daha bilimsel olarak nerelerden geçti, neler bahsedildi, bunun hakkında neler ileri sürüldü. Biraz buralara bakacağız. Bilinç, duygu, düşünce, bellek, işte algılama, karar verme, anlama gibi zihinsel yeteneklerin beyinle ilişkisinin ortaya konulması ve bu ilişkinin biyolojik süreçlerle ilişkilendirilmesi insanlık tarihi boyunca dikkat çeken ve araştırmacıları zorlayan konulardan biri olmuştur. Burada çok fazla örnek de var aslında ama birkaç tanesini verelim. Mesela Eski Mısır'da akli melekelerin kalp ve diyaframda geliştiğine inanılıyordu. Bununla beraber milattan önce 3005 yıl, 3500 yıl önce ta kafa yaralanmaları sonucunda ortaya çıkan sağ hemipleji ve afazi kafanın sol tarafının yaralanmasına bağlı olarak görüldüğünü anlatan papirüslerde bulunuyor. Biraz bugün işte sinir hücresi, beyin ve davranışlarımız hakkında sahip olduğumuz bilgiler 5 temel deneysel geleneğin verilerinin sentezi ve birbirleriyle etkileşim sonucu oluşmuştur. Bunlar anatomi, embriyoloji, fizyoloji, farmakoloji ve psikoloji. Bu her alana ait bilgiler geliştikçe öbür alanları da etkilemiş ve geliştirmiştir de. Burada çağlar boyunca beyin davranış araştırmalarını etkileyen iki ana fikri görebiliyoruz. Birincisi insanın doğanın parçası, doğayla aynı özden ve doğanın kurallarına tabi dünyevi bir varlık olarak görme görüşü var. Pratik gözlemlerden ve deneyden yararlanıyor. Bir de insanı daha ruhunun sadece bu dünyevi maddi hayatla ilintili olamayacağı ölümsüz ve kutsal olduğu düşüncesi var. Gelenleri kabul edeyim. Bu biraz dini inanışlardan da etkileniyor aynı zamanda. Biraz sıralama tersten olacak. Daha ileriki bir tarihten bahsediyoruz. Sonra geriye döneceğiz ama bu Bergamalı Galen'den bahsedelim. Galen beyin merkezli bir hipotez oluşturuyor ve ruh kuramında bu hipotezin içerisine yerleştiriyor. Bu hipoteze göre karaciğerden kaynaklanan bir spiritus naturalis var. Bunun kalbe ve akciğerlere taşındığını ve burada havayla karışarak hayatın esasını oluşturan spiritus vitalis'e dönüştüğünü, sonunda da beyne aktarılarak burada ruh ve aklın temel kaynağı olan spiritus animalis haline dönüştüğünü düşünüyor. Bu spiritus animalisinde ventriküllerde depolandığını ve ihtiyaç olduğunda sinirler yoluyla hareketinin de sağlanmasıyla tüm vücuda dağıtıldığını söylüyor. Daha felsefi açıdan baktığımızda Aristo'dan İbn Sina'ya ve Descartes'a uzanan bir ilmün nefs var. Bu ilmün nefs tanımı da İbn Sina'dan geliyor ama onun öncesinde Aristo De Anima diye bir kitap yazıyor milattan önce 350'lerde. Bu De Anima ruh üzerine anlamına geliyor. Bu kitapta Aristo her canlı türe sahip olduğu görünümünü ruhun verdiğini söylüyor. Burada Aristo ruhun bir bedenle var olduğunu söylerken sonrasında bu beden yok olduğunda yani insanın ölümü gerçekleştiğinde ruhun ne olacağına dair çok böyle belirgin bir bilgi de bulunmuyor. Eflatun burada Aristo'nun tersine de demeyelim ama daha net olarak ruhun ebedi olduğunu savunuyor. Burada biraz daha İslam geleneğiyle yetişen düşünürler Aristo'dan da yararlansalar da bu sonsuzluk ve ebedilik açısından Eflatun'a daha yakın aslında. İbn Sina da ilmin nefs yani ruh bilimi, psikoloji bilimi olarak tanımlıyor bu kendi felsefi akımını.
İbn Sina'ya göre bu ilmin konusu genel ruh öğretisinin yanı sıra özellikle insan ruhunun bir fonksiyonu olan idrak güçlerine kapsamakta. Yani İbn Sina'nın psikolojisinin dayandığı metafizik ilke ruhani ve ilahi bir cevher olması. Dolayısıyla insan ruhunun ölümsüzlüğü fikri. İbn Sina kişiyi, insanı cismani yani maddi bir cevher olan beden ve cismani olmayan, maddi olmayan bir cevher olan nefsin, ruhun birleşmesiyle meydana gelen bir şey olarak tanımlıyor. Burada yine bu nefsi yani ruhu canlılara has fiilleri yapabilen tabii organik cismin ilk kemali, ilk tohumu gibi anlatıyor. Burada biraz hep bahsedilen nefis benim aklıma, çok kendi yorumum bu, psikanalizdeki idi getiriyor. Biraz o geleneğin, o ekolün hep işte anlattığı nefsi terbiye etmek, nefsi öldürmek, sanki psikanalizdeki idi bastırmak, idin dürtülerini, isteklerini kontrol altında tutmayı da hatırlatıyor bana. Buradaki ruh sanki daha bir yandan kutsal ve ölümsüzken bir yandan da böyle bir insanı kötüye iten gibi de hep anlatılıyor gibi. Sina yine alemi, kainatı, ayüstü ve ayaltı olarak ikiye ayırıyor. Burada ayüstü cisimler, göksel cisimler esir maddesinden doğuyor. Mükemmel ve kutsallar, oluş ve bozuluşa tabi değiller, bir sonları yok. Dünyayı da esir maddesinden oluşan ve ortak merkezli olan 10 küre kuşatıyor. Her gezegen bir ilahi hareket ettirici tarafından idare ediliyor. Ay üstünde daimi ve dairesel bir hareket vardır diyor. Ay altındaysa yani bu yine daha yeryüzü gibi canlanıyor benim aklımda. 4 unsurdan oluşuyor. Hava, su, toprak ve ateş. Burada bulunan her şey oluş ve bozuluşa tabi. Yani yeryüzünde olan her şeyin bir doğumu ve ölümü var gibi anlatıyor. Ay altında sonlu ve doğrusal bir hareket var. Yani bu İbn Sina'nın ayırdığı insandaki nefis ve bedende nefis daha ay üstü göksel cisimlere benzerken beden daha yeryüzündeki cisimlere benziyor sonlu oluşu açısından. Geçelim. Yine İbn Sina'da biliş tamamen duyulardan başlayan ve zirvesine akılda oluşan bir soyutlama, tecrit hiyerarşisi olarak görülüyor. Soyutlamanın en alt aşamasında İbn Sina'ya göre duyumlama var. Soyutlama duyumlamayla başlıyor ve en üst düzeyde akletmeye tırmanıyor gibi bu aradaki aşamaları geçerek ve aşarak. Bu bahsettiğimiz Bergamalı Galen'den gelen anatomi fizyoloji bilgisiyle de bu iç duyular beyinde, ventriküllerde belirli lokalizasyonlara yerleştirilmişlerdir İbn Sina'ya göre. Burada yine İbn Sina cismi yani maddeyi, cismi diyeyim, madde artı suret olarak tanımlıyor. Bu surette kişinin maddeye dair zihninde oluşan algı. Burayı da geçelim. İbn Sina'nın bir nefis teorisini anlatırken uçan adam metaforu var. Bu metaforu daha sonra Gazali de kullanıyor. Batı'da da Magnus kullanıyor. Biraz Heidegger'in dünyaya fırlatılmak dediği kavram yine canlanıyor bende. Heidegger'in dünyaya fırlatılmış insan dediği ama İbn Sina burada o insanı belirli bir yere oturtmuyor. İnsan fırlatılıyor ve havada kalmış gibi düşünelim. Havada ya da boşlukta asılı görmüyor, duymuyor, hissedemiyor ve iç ve dış organlarını algılayamıyor. Ama buna rağmen İbn Sina'nın dediği bu adam kendi varlığının, bu insan kendi varlığının farkındadır. Yani kişi kendi özünün farkındadır ve bahsettiği nefis de yani ruh da cismani olmamasına rağmen vardırı buradan örneklendiriyor. İşte başka bir deyişle de
kişi uzunluk, genişlik ya da derinliğe sahip olduğunu reddetse de kendi özünün varlığını kabul edecektir. Bu örneği de nefsin varlığına ve bir cisminin olmadığına kanıt olarak veriyor. Ruh ve beden ilişkisine Descartes'in da bir bakışı var. Descartes bizim günümüzde psikofizik etkileşimselcilik olarak bildiğimiz o zamanın işte 16. yüzyılda beden ve zihni karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen ayrı varlıklar olarak kabul eden dualist görüş olarak ortaya atıyor. Descartes'e göre bu zeki hareket ventriküllerdeki sıvıyla beyin dokusunun etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Zekice insan eylemi için bu döngü ruh tarafından pinal bez yoluyla modüle ediliyor. Pinal bez de yine beyinde bulunan epifiz bezi, küçük bir böyle bezelye tanesi gibi ufak bir bezle ruhun bu döngüyü sürdürdüğünü söylüyor. Artık 19. yüzyılda sinir fizyolojisinde gelişmeler yaşanıyor, nörokimyada gelişmeler yaşanıyor, farmakolojide gelişmeler yaşanıyor ve bunların hepsi yine psikolojiyi, anatomiyi, fizyolojiyi hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerlemeye başlarken Joseph Gall da bizim yine frenoloji olarak bildiğimiz günümüzde o zaman serebral lokalizasyon teorisini geliştiriyor. Bu teori bir yandan absürt karşılansa da bir yandan da aslında bir patlama yaratıyor gibi deneysel yöntemi geliştiriyor ve bu bizim de yine beyinde daha nöropsikolojide gördüğümüzde lezyon semptom çalışmalarına başlatmış oluyor. Burada bir klasik bir örneğimiz de var. Amerikan demir kol vakası. Bu vakada bir demiryolu işçisi var ve bu işçi bir iş kazası geçiriyor. Bir patlama yapmaya çalışırken işte yanlış bir hareketle bir demir sol gözünün altından girip, evet gözünün altından girip beyninden kafatasını delerek, yararak çıkıyor. Şu da kafatasının görüntüsü yine buradaki. Bu kişi şöyle anlatılıyor, işte bu kaza oluyor, yerinden kalkıyor ve doktora gidiyor. Bir aylık bir tedavi sürecinden sonra normal hayatına dönüyor. Fiziken işlerini yapabiliyor, bir demiryolu işçisi olarak çalışmaya devam ediyor. Ama önceden kibar ve uyumlu olan bu kişi işte kaba, küfürbaz, uyumsuz bir haline dönüşüyor. Ve bu kişi öldükten sonra kafatasını bilim insanları inceliyorlar da kopyalayıp inceliyorlar. İncelerken aslında bu demirin kişinin beynini bölmediğini, ikiye ayırmadığını, birbirinden iki bölümü koparmadığını, demirin ön sol frontal lobu yaraladığını ve oradaki bir sıvıyı işte yok ederek, oradaki bir sıvıyı tüketerek bu davranışlara neden olduğunu çıkartıyorlar. Bu da aslında hayvanlarda yapılan deneylerden de öte işte gerçek hayatta bir insanın davranışlarını beyin nerede neyi etkiler bunu göstermiş oluyor. Burada şunu yakınlaştırabilir miyim bakayım? Yakınlaştıramadım. Burada Gal lokalizasyonculuk deniyor bu yaptığına da. Beyni bölümlere ayırıyor ve işte aşk eğiliminin beyinde bir yeri olduğunu, anne baba sevgisinin bir yeri olduğunu, evcil olmanın bir yeri olduğunu, aynı zamanda işte yok etme eğilimi, açgözlülük gibi olumsuz sayılan duyguların da beyinde bir yerinin olduğunu söylüyor. Bu da aslında sonraki gerçekleşen demiryolu işçisi vakasıyla bağlantılı. Bu hala mistik bir yan taşıyan holizm akımı, ekolü var. O dönemde holizmde bizim psikolojideki işte geçtat psikolojisi olarak bildiğimiz yere tekabül ediyor. Bütünün parçaları birleştiğinde bütünden fazlasını
ortaya çıkartırı iddia ediyor. Bir ruhani, mistik bir yanı var hala. Bunun çalışmalarını da yapan Florence diye okunuyor sanırım. Florence özellikle güvercinler başta olmak üzere birçok hayvanda bu Gall'ın tanımladığı beyin bölgelerinde işte lezyonlar oluşturarak, hasarlar vererek kimi çalışmalar yapıyor. Bunların sonuçlarını inceliyor. Burada biraz Florence'ı motive eden şeylerden biri bu bilimsel anlayış farklılığı kadar Gall'ın ileri sürdüklerinde bir beyin akıl eşitliği fikri var. Bu da biraz daha doğaüstü kısmını bu meselenin aslında görece ortadan kaldırmaya da niyetlenmiş oluyor. Yani daha ruhani ve mistik tarafını meselenin yok etmeye soyunmuş gibi olduğu için Florence de biraz bu çalışmaları yapmış oluyor. Burada Gall'ın lokalizasyonculuk çalışmaları devletin ve kilisenin de etkisiyle, baskısıyla bir süre ana bilimsel mecranın dışında kalmış olsa da sonrasında tekrar çalışmaları yapılıyor ve gündeme alınıyor. Benim totalde yarım saatim var sanıyorum. O yüzden ben burada bitireyim. 20 dakika anlatmış olayım. Soru varsa soru alabilirim. Bellek kısmına çok vakit kalmayacaktı. Bellek çok daha geniş olduğu için belleği de bir başka sunumda aktarmış olalım. Sorunuz varsa soru alabilirim.